Ve Hazreti Ali mahzun bir şekilde oradan ayrıldı, Resulullah'a haber götürecek. Hazreti Fatıma'nın çadırına uğradı, Hazreti Fatıma'ya anlattı. Ümmü Hani bu insanın başına bir şey örttü, kendisi de o mübarek kadın başına bir şeyler örttü, yürü seni Resulullah'a götüreceğim. Bunlar seni didik didik eder. Bu Ali var ya kardeşim, seni öldürür. Yürü Resulullah'a gideceğiz. Ve gelirken Hazreti Fatıma'ya rastladı. Hazreti Fatıma annemize olayı anlattı. Hazreti Fatıma annemiz de aynı şekilde bu müşriki himaye etme. Babam Resulullah buna ölüm fermanı çıkardı. Ümmü Hani bunu kollama dediğinde Ümmü Hani yürü dedi. Fatıma'nın nesine gerek? Ali'nin nesine gerek? Hazreti Resulullah varken. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Dediler ki, ya Resulallah, dışarıda bir kadın ve başı örtülü birisi daha içeri gelmek istiyor. Resulullah, sorun bakalım kimdir? Ümmü Hani beklemeden, tanımadın mı beni? Ablan Ümmü Hani'yim. Amcan kızıyım. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Resulullah büyütmüş. Resulullah'a niniler söylemiş. Resulullah'ı sırtına almış, Mekke çarşılarına gezdirmiş bir kadın. Annesi Fatıma binti Esed için Hazreti Peygamber ağlamış, mezarına inmiştir gömülmeden önce. Allah'ım, bu gelen kadın benim anamdır. Habibin Muhammed'in annesidir, ona azap etme demişti. Ve onun en büyük kızı Ümmü Hani Resulullah'ın çadırında hemen içeriye girdiği gibi Resulullah'a şöyle dedi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben birisini himayeme alsam kabul eder misin? Hazreti Resulullah tebessüm etti. Abla, o ne demek ki? Sen kimi himayene almışsan o bizim de himayemizdedir. Peki ölümüne ferman çıkardığım birini himayeme alsam onu da affeder misin? Abla, senin himayen bizim himayemizdir. Kimi himayene alırsan al. Ama öyle birini getirdim ki kılına dokunursan önce beni öldür ya Muhammed. O benim himayeme girmiştir. Haşim oğullarının şanına sığınmıştır. Kim abla, söyle anlayayım. Haris bin Hişam ya Muhammed. Resulullah aleyhissalatü vesselam, tövbe kapısı açıktır abla. Eğer o tövbe eder bize gelirse Allah onu affedecektir. Ve gelir iman eder. Resulullah'ın elini öper, ağlar ağlar, saatler yerde kalamaz. Ya Muhammed, hata ettik. Kusur işledik. Az önce Ali beni neredeyse katlediyordu. Kızın Fatıma dahi beni reddediyordu. Ama sen şefkatli insan efendim, beni kabul ettin diyordu. Evet, bu insan iman ediyor. Aradan yıllar geçiyor Müslümanlar. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme orada bir şey soruyor. Ya Resulallah, ben iman ettim. Bana öyle bir şey tavsiye et ki ölünceye kadar o tavsiyeyi unutmayayım. Ve o tavsiyeyi tutarak da cennete gireyim. Resulullah şöyle diyor. Ya Haris, şu diline sahip ol. Diline sahip ol, cennete gir. Evet, dilimiz. Diline sahip ol, cennete gir ya Haris. Dilime sahip olacağım ya Resulallah. Evet, diline sahip oldu bu insan. Artık az konuşur ama çok fiil yapar. Bütün savaşlardan geri durmazdı. Kendisi ve yeğeni İkrime, Ebu Cehil'in oğlu. Biri Ebu Cehil'in kardeşi, biri oğlu. Ve aradan yıllar 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 geçti. Resulullah'ın vefatından sonra ordu Yemame'ye hareket etti. Müseylemetül Kezzab denilen yalancı peygambere karşı hakiki peygamberin ümmeti karşı karşıya geldi. Bu sırada 400 kişi ölüm andı içmişti. Oraya girmiyorum. Bu 400 kişinin içerisinden ikisi, üçü de Ebu Cehil'in kardeşi, oğlu ve yeğeni. Hatta savaşa giderken Hazreti Ömer radıyallahu anh latife yapıyor kendilerine. Diyor ki, yahu sizin aileden de şehit çıkar mıymış? Olur mu sizin aileden? Ve Yemame'de bu üç kahraman, Haris bin Hişam, yeğeni İkrime ve yine yeğeni Ayyaş bin Rebi'a. Oraya girmiyorum. Hepiniz dinlemişsiniz oraları. Hani malum, bunlar vurulduğu zaman birisi kendilerine su getirdi. Bakın nereden nereye geliyor. Diyor ki, suyu
İkrime'ye uzattım. O taraftan amcam Haris bin Hişam'a ver dedi. Amcama yetiştim. Dedi Ayyaş bin Rebi'a'ya yetiştir. İman insanı nasıl ediyor? Ve üçüne de yetiştirmeden üçü de şehit oldu. Evet, şehit olmadan önce Hazreti Halid bunlara sesleniyordu. Atılmayın. Çünkü Halid'in amcası oğludu bir yönden. Kendinizi tehlikeye atıyorsunuz amcamın oğulları. Haris bin Hişam'ın orada bir güzel sözü var. Döndü Halid'in yüzüne bakıp şöyle ağladı. Halid sen ne diyorsun? Sen 2 yıl, 3 yıl Hazreti Muhammed'le diz dize oturdun. Ama benim böyle diz dize oturuşum mevcut değil. Onu gördüm kısa zaman sonra vefat etti. Şimdi onu özledim. Onun vaat ettiği cenneti özledim. Bırak da Hazreti Muhammed'e kavuşayım. Bu vücudum çok günah işledi. Elim ayağım çok kusur işledi. Yıllarca ona kılıç çektim, davasına münkirlik ettim. Ben inanıyorum ki şu bedendeki kan bedenimi gasletmedikçe ona kavuşamayacağım. Bırak da bugün Haris bin Hişam'ın bedenindeki kan bedenini yıkasın ya Halid. Evet, tanınmayacak bir halde bulduk diyor Halid bin Velid. Ve son olarak ne diyor biliyor musunuz? Hazreti Halid'e diyor, diyor Amre'nin oğluna selam söyle. De ki Allah dilerse bizim aileden de şehit çıkıyormuş ha. Evet, Hazreti Ömer sizin aileden de şehit çıkar mı? Sizden de şehit olur mu? Üçünü gösteriyor. İşte yeğenim İkrime, kirpi gibi oklar yemiş, vücudu yere değmiyor. Yine Ayyaş bin Rebi'a yeğenim, orada kanlar içinde doğram doğram. Ve ben amcaları, Amre'nin oğluna selam söyle, de ki Allah dilerse bizden de şehit çıkarırmış. Haber Medine'ye gelir gelmez Hazreti Ömer'e diyorlar, Haris bin Hişam'la İkrime son sözde bunu söylediler, Amre'nin oğlu Hazreti Ömer'in annesinin ismi. Bizim aileden de şehit çıkarmış deyince Hazreti Ömer otur bağlamaya başladı. Vallahi ben o niyetle söylemedim. Sadece şaka yaptım. Biliyorum Allah onların tövbesini kabul etti. Resulullah onlara teveccüh etti. Benim haddime mi düşmüş bunu söylemek? Ben sadece bir espri yaptım. Yani size de gelir isabet eder mi? Ve ağlamaya başlıyor. Ben akıbetimi bilmiyorum. Ben sonumu bilmiyorum. Başkasının hakkında nasıl konuşurum? Evet Müslümanlar, Ebu Cehil ailesinden değiliz. Ebu Cehil'in uyguladığını uygulamadık. Tövbe kapısı açıktır. Allah Celle Celaluhu'ya bir adım atarsınız, o 1000 adım gelir. Ve Allah şöyle diyor bu geceyle ilgili peygamberin dilinden, bana açılan dua ellerini boş olarak geri çevirmek, benim şanıma, benim izzetime yakışmaz.